Ne oldu ya, Ahmet Ağulu sahaya atlıyor, o görüntüler ekrana geldi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı'yla o hararetli tartışması, bak vurum demesi, kulaklığın da yok farkındayım. Ne oldu, bize bir anlat lütfen. Şimdi biliyorsunuz son dakikada gelen gol tabii sinirleri gerdi. Bir tarafta sinirleri gererken diğer tarafta haliyle yan yana oturuyordu tribünleri, siz de görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi Başkan Ahmet Ağulu'yla görüştüm, gördüğünüz gibi otobüs burada. Şimdi kendisine sordum. Alanyaspor cephesinden kulüp başkanı değil de başka bir görevlini sanıyorum, kulüp müdürü tam olarak teyit etmedik ama başka bir ismin ne oldu nokta nokta oğlu şeklinde bir küfür sarf etmiş. Onun ardından zaten gergin olan Trabzonspor yöneticiler o tarafa doğru ilerlediler. Hatta o sırada biz de basın tribüne geçip fotoğraflarımızı geçiyorduk. Tabii haliyle yan profilde kaldığı için çok fazla net göremiyorduk. Sahaya indiğimizde de tabii oradan da tepkiler geldi. Sahadan tekrar tribünlere çıkarıldık. O arada isminin Emir olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz kulüp müdürü olduğu söylenen bir kişinin Trabzonspor'a yöneticilere özellikle çok galiz küfürler ettiği yönünde bilgiler geldi. Ama tabii Alanyasporlu taraflarda Trabzonsporların küfürü. Ancak Ahmet Ağulu'ndan az önce görüşmemde şunu sordum. Başkanım hani ne oldu da siz böyle sahaya atladınız? Hani girdiniz siz de sahaya. İnanılmaz derecede küfür yedik dediler. Yani ikinci golden sonra hem hareketler hem işte küfürler Trabzonspor'a ve Trabzonspor cephesinden sadece şu bunu Ahmet Ağulu söylüyor. Bunu Ahmet Ağulu söylüyor. Evet, bize küfür ettiler. İnanılmaz küfürler yedik bize küfür dediler. Ettiler diyor. Peki şimdi az önce Ercan Yıldırım'a bağlandık Alanya'daki gazeteci abimize. O da dedi ki Alanya golü atınca sevinince Trabzon yöneticiler ya size ne oluyor, siz niye biz şampiyonla oynuyoruz niye bu kadar zorluyorsunuz demişler ya, mesela. Bu tür diyaloglar muhakkak olmuştur. Falan. Evet, bu tür diyaloglar muhakkak var ancak hemen golün ardından. Hayır, bu sonuç bu olmuyor tabi yani. Evet. Tabii ki size. Ama yani o tür diyaloglar muhakkak var. Oluyor, siz de biliyorsunuz hani iki taraf arasında her takımın maçında bu tür diyaloglar var ancak Ahmet Ağulu'nun söylediği golün hemen ardından işte ne oldu gördünüz mü nokta nokta işte onu söylemeyelim. Tamam. Şekilde bir küfür geldi. Evet. O küfürden herkes sonra tabii yöneticiler de tepki gösterdiler. Zaten sinirler gergin. Zaten stresli bir maç. Saha içinde zaten 90 dakika boyunca iki tarafın hocaları da sürekli oyuna yani hocaya işte itirazlarda bulundular. Trabzonspor'un zaman zaman hani tabii burada biraz objektif kalmaya çalışalım ama yani gözümüzün önünde de Abdülkadir'in ayağına sanırım Abdülkadir de basılıp da faul verildiği pozisyonda bile Erol Bulut neredeyse sahaya girecek. Orada da bir tepki oldu Trabzonspor cephesinden. Yani birikti, maç boyunca birikti bu şeyler, gerginlikler. İki taraf arasında da ve sonuçta da böyle bir kavga oldu. Tabii tam bitti derken tekrardan işte başkanın da sahaya girmesiyle diğer yöneticilerin arkadan girmesiyle devam etti tabii. Biz de endişelendik açıkçası. Ancak şunu söylemek istiyorum ben burada özellikle vurgulamak istiyorum. Trabzon'da biz buradan Trabzon TSD'ye de bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü maçlarda gazetecilerin bırakın sevinmeyi hiçbir zaman hiçbir şekilde müdahil olmasına izin verilmiyor. Müdahil olan gazetecilere anında akredite cezası veriliyor. Ancak hemen arkamızda oturan Alanyasporlu gazeteciler, Alanyalı gazeteciler komutana hatta gözümüzün önünde komutanım şu Trabzonları altınıza deyince arkadaşım gazeteciyiz hepimiz. Yani bu şekilde birbirini galeyana getirmeye gerek yok. Komutan görevini zaten yapıyor. Ve başka bir bayan gazeteci arkadaş yine işte Trabzonsporlu yöneticilere terbiyesizler falan yani böyle ağız alınmayacak hakaretlerde ben kınıyorum, esefle kınıyorum Alanyalı gazeteci meslektaşlarımı. Ne yazık ki Trabzon TSD'nin bir kez daha burada tebrik ediyorum. Çünkü bırakın küfürü bu şekilde müdahil olmayı olaya kesinlikle hakaret dahi duyamazsınız. Bunu belirtmek istedim özellikle.